Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy. Bugün sizlere mavi ışıktan bahsedeceğim. Görünür ışık düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır. Güneşli bir günde dışarı çıkmak için mekanda duvardaki bir elektrik anahtarını açmak, bilgisayarınızı, telefonunuzu veya diğer dijital cihazlarınızı açmak, tüm bunlar gözlerinizin birçok etkiye sahip olabilecek çeşitli görünür ve bazen görünmez ışık ışınlarına maruz kalmasına neden olabilir. Çoğu insan güneş ışığının görünür ışık ışınları ve aynı zamanda cildi bronzlaştırabilen veya yakabilen ultraviyole ışınları içerdiğinin farkındadır. Ancak pek çoğunun bilmediği şey güneş tarafından yayılan görünür ışığın farklı miktarlarda enerji içeren bir dizi farklı renkli ışın içermesidir. Mavi ışık nedir? Özellikle güneş ışığı her ışının enerjisine ve dalga boyuna, yani elektromanyetik radyasyon olarak da adlandırılır. Bunlara bağlı olarak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi ışınlar ve bu renklerin her birinin birçok tonunu içerir. Birlikte bu renkli ışın spektrumu beyaz ışık veya güneş ışığı dediğimiz şeyi yaratır. Işık spektrumu hepinizin bildiği üzere ya da fizik derslerimizden hatırladığımız kadarıyla karmaşık fizik kurallarına girmeden ışık ışınlarının dalga boyu ve içerdikleri enerji miktarı arasında ters bir ilişki vardır. Uzun dalga boylarına sahip ışınlar kısmen daha az enerji içerir ve kısa boylara sahip ışınlar daha fazla enerjiye sahiptir. Görünür ışık spektrumunun kırmızı ucundaki ışınlar daha uzun dalga boylarına ve dolayısıyla daha az enerjiye sahiptir. Spektrumun mavi ucundaki ışınlar daha kısa dalga boylarına ve daha fazla enerjiye sahiptir. Görünür ışık spektrumunun kırmızı ucunun hemen dışındaki elektromanyetik ışınlar kızılötesi olarak adlandırılır ve ısıtırlar, fakat gözde görülmezler. Yerel restorasyonunuzda yiyecekleri sıcak tutarken gördüğünüz ısıtmalı lambaları kızılötesi radyasyon yayar. Fakat bu lambalar aynı zamanda görünür kırmızı ışık yayar. Böylece insanlar açık olduklarını bilirler. Aynı durum diğer ısı lambaları için de geçerlidir. Görünür ışık spektrumunun diğer ucunda en kısa dalga boylarına ve en yüksek enerjiye sahip mavi ışık ışınlarına bazen mavi, mor veya mor ışık denir. Bu yüzden görünür ışık spektrumunun hemen ötesindeki görünmez elektromanyetik ışınlara ultraviyole radyasyon denir. Ya da kısaltılmış olarak UV radyasyon denir. Ultraviyolenin tehlikeleri ve faydaları nelerdir? Biraz daha bu konudan bahsedelim sizlere. Ultraviyole ışınlar görünür ışık ışınlarına daha yüksek enerjiye sahiptir. Bu da onları ciltte güneş yanığı adını verdiğimiz değişiklikler
üretme yeteneğine sahiptir. Aslında solaryum makinelerindeki ampuller özel olarak bu amaçla tasarlanmış, kontrollü miktarda ultraviyole radyasyon yayar. Fakat ultraviyole çok fazla maruz kalmak ağrılı bir güneş yanığına neden olur ve daha da kötüsü cilt kanserine yol açabilir. Ayrıca bu ışınlar gözlerin güneşten yanmasına, yani fotokeratit veya kar körlüğü adı verilen bir duruma neden olabilir. Fakat aşırıya kaçmadan alınan ultraviyole radyasyonunun vücudun yeterli miktarda, özellikle kan tekliklerimizde eksik bulunan D vitamini üretmesine yardımcı olmak gibi yararlı etkileri de vardır. Genel olarak bilim adamları görünür ışık spektrumun mavi ucundaki 380 nanometre ile kırmızı ucundaki yaklaşık 700 nanometre arasındaki dalga boylarına sahip elektromanyetik radyasyon içeriğini söylüyorlar. Bu arada bir nanometrenin milyarda biri, yani 0.000001 metredir. Mavi ışık genellikle 380 ile 500 nanometre arasında değişen görünür ışık olarak tanımlanır. Mavi ışık bazen mavi mor ışığa yaklaşık olarak 380 ile 450 nanometre arasında ve mavi turkuaz ışığa yaklaşık olarak 400 ile 500 nanometreye ayrılır. Dolayısıyla tüm görünür ışığın yaklaşık 3'te 1'i yüksek enerjili görünür. Veya mavi ışık olarak kabul edilir. Mavi ışıkla ilgili temel hususlar: ultraviyole radyasyon gibi görünür ışık spektrumunda en kısa dalga boyuna ve en yüksek enerjiye sahip görünür mavi ışığın hem bir takım faydaları hem de bazı zararları vardır. Burada mavi ışık hakkında bilmeniz gereken önemli hususlar verilmiştir. Bir, mavi ışık her yerdedir. Başlıca mavi ışık kaynağı güneş ışınlarıdır ve gün ışığında açık havada olmak çoğumuzun mavi ışığa en fazla maruz kalma şeklidir. Ancak floresan veya düz ekran televizyonlar da dahil olmak üzere birçok insan yapımı iç mekan mavi ışığın kaynağı vardır. En önemlisi bilgisayarların, elektronik dizüstü bilgisayarlarının, akıllı telefonların ve diğer dijital cihazların ekranları önemli miktarda mavi ışık yayar. Bu cihazların yaydığı yüksek enerjili mavi ışığın miktarı güneş tarafından yayılan mavi ışığın sadece küçük bir oranıdır. Fakat insanlar bu cihazları kullanarak harcadıkları zaman ve bu ekranların kullanıcının yüzüne yakınlığı birçok göz doktoru ve diğer sağlık uzmanlarının mavi ışığın göz sağlığı üzerinde olası uzun süreli etkileri hakkında endişelendirmektedir. Yüksek enerjili ışık ışınları gökyüzü mavi görmesini sağlamaktadır. Görünür ışık spektrumu mavi ucunda kısa dalga boylu yüksek enerjide ışınlar atmosferdeki hava ve su moleküllerine çarptığında
diğer görünür ışık ışınlarından daha kolay dağılır. Bu ışınlar daha yüksek derecede dağılmasını, bulutsuz bir gökyüzünün mavi görünmesini sağlar. Göz mavi ışığı engellemede çok iyi değildir. Bu yüzden yetişkin insan gözünün kornea ve mercek anterior yapılarının ultraviyole ışınlarının göz küresinin arkasındaki ışığa duyarlı retinaya ulaşmasını engellemek de çok etkili, engellemede çok etkilidir. Aslında güneş gözlüğü takmasanız daha güneşten giren ultraviyole radyasyonunun %1'inden daha az ancak retinaya ulaşır. Bununla birlikte ultraviyole %100'ünü engelleyen güneş gözlüklerinin bunları ve diğer gözün diğer kısımlarını katarak kar körlüğü, pinge okula ve pterijum ve hatta kansere yol açabilecek hasarlara karşı korumada şart olduğu unutulmamalıdır. Diğer yandan neredeyse tüm görünür mavi ışığın kornea ve merceğin içinden geçen retinaya geçer ve retinaya ulaşır. Mavi ışığa maruz kalmak makula dejenerasyonu riskini artırabilir. Bu da sarı nokta hastalığını tetikler. Mavi ışığın retinaya gözün arkasındaki iç astar kadar nüfuz etmesi önemlidir. Zira laboratuvar çalışmaları mavi ışığa çok fazla maruz kalmanın retinadaki ışığa duyarlı hücrelere zarar verebileceğini göstermiştir. Bu kalıcı görme kaybına yol açabilen makula dejenerasyonu andıran değişikliklere neden olur. Ne kadar doğal ve insan yapımı mavi ışığın retina içi aşırı fazla mavi ışık olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen birçok göz doktoru bilgisayar ekranından, akıllı telefonlardan ve diğer dijital cihazlardan gelen mavi ışığa maruz kalmanın bir kişinin yaşamının ilerleyen dönemlerinde makula dejenerasyon riskini artırabileceği konusunda endişelidir. Mavi ışık dijital göz yorgunluğuna katkıda bulunur. Kısa dalga boylu ve yüksek enerjili mavi ışık diğer görünür ışıklardan daha kolay dağıldığı için kolayca odaklanamaz. Önemli miktarda mavi ışık yayan bilgisayar ekranlarına ve diğer dijital cihazlara baktığımızda bu odaklanmamış görsel gürültü kontrastı azaltır ve dijital göz yorgunluğuna katkıda bulunabilir. Araştırmalar 450 nanometreden mavi ve mor ışık daha küçük dalga boylarına sahip mavi ışığı engelleyen camlarının kontrastı önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Dolayısıyla sarı renkli cama sahip bilgisayar gözlükleri dijital cihazlara uzun süre bakarken konforu artırabilir. Yine katarak ameliyatından sonra mavi ışık korunması daha da önemli olabilir.
Yetişkin insanlar gözündeki mercek güneşin ultraviyole ışınlarının yaklaşık %100'ünü engeller. Normal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak gözün doğal merceği nihayetinde retinaya zarar verme ve makula dejenerasyonu ve görme kaybına yol açma olasılığı en yüksek mavi ışık tipi olan kısa dalga boylu mavi ışığı da engeller. Kataraktınız varsa ve katarak ameliyatı olmak üzereyseniz cerrahınıza bulutlu doğal merceğinizi değiştirmek için ne tür bir intraoküler lens kullanacağını ve intraoküler lensin ne kadar mavi ışık koruması sağladığını sorun. Katarak ameliyatından sonra özellikle bilgisayar ekranı önünde uzun saatler geçiriyor ve diğer dijital cihazları kullanıyorsanız özel bir mavi ışık filtresi camı olan gözlüklerden faydalanabilirsiniz. Tüm mavi ışıklar kötü değildir. Peki, tüm mavi ışıklar için kötü müdür sizin için? Neden mavi ışık sürekli olarak engellemiyoruz? Kötü bir fikir, bir miktar mavi ışığa maruz kalmanın sağlık için gerekli olduğu ve iyi şekilde belgelenmiştir. Araştırmalar yüksek enerjili görünür ışığın uyanıklığı artırdığını ve hafızaya ve bilişsel işleme yardımcı olduğunu ve ruh halinin iyileştiğini göstermiştir. Aslında ışık terapisi olarak adlandırılan bu tür terapi genellikle sonbaharda başlayan ve kış boyunca devam eden mevsim değişiklikleri ile ilişkili semptomları olan bir depresyon türü olan mevsimsel duygu durum bozukluğunu tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bu terapi için ışık kaynakları önemli miktarda hem yani mavi ışıkları içeren parlak beyaz ışık yer. Ayrıca mavi ışık vücudun doğal uyku ve uyanıklık döngüsü olarak sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde çok önemlidir. Gündüz saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak sağlıklı bir sirkadiyen ritmin korunmasına yardımcı olur. Ancak gece geç saatlerde çok fazla mavi ışık örneğin bir tablette veya e-reader'da e-kitap okumak bu döngüyü bozabilir. Ve potansiyel olarak uykusuzluk, uykusuz gecelere ve gündüz yorgunluğuna neden olabilir. Mavi ışık filtreleri ve koruyucu gözlükler. Biraz da bu konuda sizlere bilgi verelim. Telefonunuzu özellikle mesajlaşma, e-posta ve webden gezinme için çok fazla kullanıyorsanız mavi ışık maruziyetini azaltmanın uygun bir yolu mavi ışık filtresi kullanmaktır. Dijital elektronik cihazlar göz yorgunluğuna neden olabilecek ve zamanla göz sorunlarına yol açabilecek mavi ışık yayar. Bu filtreler akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayar ekranları için bulunmaktadır. Ve bu cihazlardan yayılan önemli miktarda mavi ışığın ekranının
görünürlüğünü etkilemeden gözlerimize ulaşmasını önler. Bazıları aynı zamanda cihazın ekranının çizilmelerine karşı koruyan ince temperli camdan yapılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bilgisayar gözlükleri bilgisayardan ve diğer dijital cihazlardan kaynaklanan mavi ışık maruziyetinin azaltılması için de faydalı olabilir. Bu özel amaçlı gözlükler görme düzeltmesine ihtiyacınız yoksa veya görmenizi düzeltmek için rutin olarak kontak lens takıyorsanız gözlük reçetesi olmadan da alınabilir veya görmenize özellikle cihazlarınıza baktığınızda mesafeye göre optimize etmek için özel olarak reçete edilebilirler. Eğer presbiyopsiniz yani yakın görme bozukluğunuz varsa ve rutin olarak progresif camlar veya bifokal camlar kullanıyorsanız tek odaklı numaralı bilgisayar gözlükleri tüm bilgisayar ekranınızı net bir şekilde görmeniz için çok daha geniş bir görüş alanı sunarak ek bir avantaj sağlar. Ancak bu tür bilgisayar gözlüklerinin yalnızca kol uzunluğundaki nesneleri görmek için olduğunu ve araç sürme ve diğer uzağı görme ihtiyaçları için kullanılmayacağını unutmayınız. Ayrıca bazı cam üreticileri göz kamaşmasını azaltan hem doğal güneş ışığı hem de dijital cihazlardan kaynaklanan mavi ışığı engelleyen özel yansıtıcısı olmayan kaplamaya sahip camlar piyasaya sürmüştür. Ayrıca hem iç hem de dış mekanda ultraviyole ve mavi ışığa karşı kusursuz koruma sunan ve aynı zamanda konforu artırmak ve göz kamaşmasını azaltmak için ultraviyole ışınlarına yanıt olarak otomatik olarak kararan fotokromik camı kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bilgisayarınıza ve diğer dijital cihazlara bakmak ve gözlerinizi mavi ışıktan korumak amacıyla ihtiyaçlarınıza en uygun görme düzeltme